Atçılık Kütüphanesi'nin değerli dostları hepinize selamlarımı iletiyorum. Ben Safkan Analiz TV. Bugün sizlere 12 Ekim Perşembe Ankara yarışlarında ikinci haltalık ayında yardımcı olmaya çalışacağım. Günün dördüncü koşusuyla birlikte handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 2400 metre mesafeli çim yarışıyla ikinci haltalık ayına başlıyoruz. Benim bu yarıştaki favorim her ne kadar bir iki tane stili rakibi olsa da bence onlardan daha seri olduğunu düşündüğüm, start çıkışında da öne hamle yapmasını beklediğim 2 numaralı Solide Hermanos'u ben sizlere favori olarak öneriyorum. Bir Ghost Cat var, bu da seri bir isim ama Ghost Cat'in 130 günlük arası var. Genelde de kumda etkili koşabilen bir safkan. Çim'de de bir kez koşmuş, yarış yaşamının ilk yarışında ikincilik elde etmiş. Bu safkanın nefes ve kondisyonu açığı olduğu için, bugün de üzerinde aprentisi Osman Açar olduğu için fazla etliye sütlüye karışmazsa Solido Armanos önünde boş kalabilir arkadaşlar. Raymond Tradition de ön grup beklemesi yapabilen bir safkan. Israr eden olursa ikinci ile üçüncüye yatabiliyor. Bu sebeplerden dolayı 2 numaralı Solidermonus baştan aldığı liderliği aynaya kadar korumasını bekliyorum. Son yarışını saymazsak son 3 yarışında ilk 2'den düşmediğini görebiliriz arkadaşlar. 2 numaralı Solidermonus Erkan Yıldız'da bir beyaz bayrak ayna yarışı gerçekleştirebilir. Benim çok ciddi favorimdir. En ciddi rakibi 3 numaralı Diomedi olacaktır. Aslında gruptaki en kaliteli atlardan bir tanesi 3 numaralı Diomedia'dır. Bu Diomedia grup yarışlardan, kısa vade yarışlardan buraya geliyor arkadaşlar. Bugün de bir dil bağı takı ilavesi almış. Yani kapalı gözlüğü çıkarmışlar. Dil bağı start öncesi kulaklık takısı takmış. Kapalı gözlük çıktıktan sonra farklı bir yarış performansı sergileyebilir. Bu takılarla da 2 tane birinciliği olduğunu görüyoruz. Bu takının bu safkana olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Akın Sözmen İdaresi'nde 2. sıradan 3 numaralı Diomedia'yı öneriyorum arkadaşlar. 3. sıradan 7 numaralı Lady Avşa diyeceğim. Bu safkana da bir kapalı gözlük takı ilavesi var arkadaşlar. İlk defa kapalı gözlükle start alacak çok farklı bir yarış performansı sergileyebilir. Zira bu safkanın son yarışında aslında protesto kararıyla üçüncülükten ikinciliğe alındığını söyleyebilirim. Son Niesiente ve Blue Castle'ın arasından girecekti ki Blue Castle ona ciddi bir fual yaptı. Lady Avşan'ın üzerine binen Mücahit Bayır da o gün için safkanı tutmak zorunda kaldı. Lady Avşan'ın o günkü yarışı güzeldi. Belki o aradan girseydi yarışı bile kazanabilirdi arkadaşlar. Ben bu safkanda bir ışık görüyorum. Lady Avşan'ın bugün kapalı gözlük tak ilavesi alması Ali Kaçmaz da 51 kilo sikletiyle düzlükle etkili gelip bu rakiplerini mağlup edebilir arkadaşlar. 7 numara benim 3. atım. 4. atım 8 numaralı Raymond Tradition. Her ne kadar bugüne kadar kısa ve orta mesafeli yarışlarda karşımıza çıksa da uzun mesafelerde de ben bu atın orijin gereği etkili koşabileceğini düşünüyorum. Baba Luxor, anne Nadire. Nadire'nin babası da Wind River bin arkadaşlar. Yani dolayısıyla uzun mesafeye yatkın bir pedigrisi var. Ben bu safkanın Mücahit Bayır'la start alacağını ve etkili koşacağını düşünüyorum. 50,5 kilo sikletiyle ön grup beklemesi yaparak düzlük üzerinde de etkili ataklarıyla gelip geriden gelenlere direnerek bu koşuyu Raymond Tradition kazanabilir arkadaşlar. 4. sıradan bu safkanı üstünü ve altını çizerek öneriyorum. 5. sıradan 6 numaralı Blue Castle diyeceğim. Bu da ön grup beklemesi yapabilen bir safkan. 52,5 kilo sikletiyle Mehmet Nuri Sunkar'a ihmal edilmemeli. Bu attan da iyi bir yarış performansı bekliyorum. 5. sıradan sizlere önerdim. 6. sıradan 4 numara İncioğlu diyeceğim. Olur da yarış hızlı giderse düzlükle etkili sprintiyle gelip İsa'yı Ak Yavuz'la bu rakiplerini mağlup edebilir. Bu safkanı da ben sizlere 6. sıradan önerdim. 7. ve son sıradan da 5 numara Windmill diyeceğim. Her ne kadar kazanma konusunda biraz sıkıntılı olsa da yarışın hızlı gitmesi, bomboş kilosu ve Mehmet Salih Çelik'le bu safkan bu rakiplerini mağlup ederek şanssızlığını kırabilir. 5 numaralı Windmill da 7. ve son sıradan sizlere önereceğim safkandır arkadaşlar. Benim bu koşudaki sıralamam 2, 3, 7, 8, 6, 4 ve 5. Geldik günün 5. koşusuna. Handikap 15, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 metre mesafeli kum yarışı. Benim bu yarıştaki favorim 7 numaralı Rüzgar Uğur olacak. Rüzgar Uğur yaklaşık 3 ay aradan sonra katılmış olduğu 1500 metre mesafeli Ankara yarışında 4.'lük elde etti. Akışlı bir görüntü sergiledi. Yarışı ön grup beklemesi yapmıştı arkadaşlar. Bugün ister liderliği alsın, isterse ön grup beklemesi yapsın, o yarışın ardından daha iyi duruma gelen safkan Mehmet Salih Çelik'le bugün kilosuyla bu rakiplerini mağlup edebilir. 7 numara Rüzgar Uğur benim favorim.
En ciddi rakibi iki tane yarış görüp bu sefer daha hazır görünen 6 numaralı Engelhardt'ı sınav olacaklar. Bugün de bir kapalı gözlük kulaklık takısıyla start alıyor. Dil bağını çıkarmışlar. Ben bu safkanın Kurtellerin atlarını etkili bilen aprantisi Kadir Demirel'le etkili bir yarış performansı sergilemesini bekliyorum. Bu safkan ya liderliği alacak ya da ön grup beklemesi yapacak arkadaşlar. İdman görüntüsünde inanılmaz iyi görünüyordu. 848,5-424,2 işinde gerçekten ayakları yere değmemiş. Bu 6 numarada iyi bir yarış koşacaktır arkadaşlar. 2. sıradan sizlere önerdim. 3. sıradan 2 numara Sirius Black diyeceğim. Her ne kadar ağır kilo sikletiyle koşacak olsa da bu kilolarda yarış kazanmaya başarısı gösteren bir safkan. Son 2 yarışında elde etmiş olduğu ikinciliklerle artık kazanmaya yakın görünüyor. Mehmet Duris Sunkar'la düzlük üzerinde etkili sprint ile gelip bu rakiplerini mağlup edebilir. 3. sıradan 2 numara diyorum. 4. sıradan 4 numaralı Free Children diyeceğim. Yine yarışın hızlı gitmesinden etkili koşacak atlardan bir tanesi bu 4 numara. Ağır kilosuna rağmen Gökhan Kocakaya'yla düzlüklü etkili bindirmelerle gelip son verebilir arkadaşlar. 4 numarayı da 4. sıradan önerdim. 5. ve son sıradan da 173 günlük arası olsa da bu yarışa etkili hazırlıklarla gelen 5 numaralı Yakarca diyeceğim. O kadar hazır bir şekilde buraya geliyor ki 1200 metrede hiç nefes yapmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok etkili bir yarış performansı sergilemesini bekliyorum. Akın Sözen'le 5. sıradan 5 numara Yakarcı diyorum ben arkadaşlar. Benim bu koşudaki sıralamam 7, 6, 2, 4 ve 5. Geldik günün 6. koşusuna. Açık Grup 3 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. 3 beykoz yaşlı İngilizlerin 1900 metre mesafeli çim yarışıyla 3. koşulacak arkadaşlar. Güzel zevkli bir koşu. Benim bu yarışta ki favorim 1 numaralı Brightop olacaktır. Brightop hızlı giden yarışları çok etkili koşabilen safkan. 1600 metre ve 1900 metreli mesafeli yarışları çok etkili koştuğunu söyleyebilirim. Bu safkanın 1900 metrede İstanbul'da hızlı giden bir yarışta kazandığını da söyleyebilirim arkadaşlar. Yani bu tür mesafeleri çok seviyor arkadaşlar. Biz bunu 1600'cük falan biliyorduk. Mile'dir biliyorduk ama uzun dolu etkili yarışlar sergilediğini görünce o ön yargımızı kırdı bu at. Uzun dolu da koşuyor arkadaşlar. Yeter ki yarış hızlı gitsin. Bugünkü yarışı koşturduğumuz zaman da Chiquisan, Gracias gibi ayağına seri safkanlar var. Bunlardan bir tanesi tempoyu alır. Diğeri de arkasına yatar. Final Falcon, Spokesman, Sönmez Bey gibi de ön grup beklemesi yapabilen atların varlığından dolayı bu koşu binden sonra karışabilir arkadaşlar. Yavaş yavaş yükselebilir bu yarışın temposu. Böylesi hızlı giden yarışın son metrelerinde de bu rakiplerine hakim olmasını beklediğim 1 numaralı Brightop'a gün doğar arkadaşlar. Gökhan Kocakaya ile düzlükte etkili gelip bu rakiplerine mağlup edebilir. 1 numaralı Brightop benim çok ciddi favorim. En ciddi ve tek rakibi de 117 günlük arasında olmasına rağmen 6 numaralı Zalabey olmasını bekliyorum. Zalabey'in de son galabını Ahmet Çelik'in yaptırdığını görüyoruz arkadaşlar. 1000 metreyi 1.03.3 424.4 galabı gerçekten çok güzel. Bu safkan biraz nasıl desem sıkıntıları var gibi arkadaşlar. Yani böyle sürekli böyle birkaç yarış koşup ara veriyor, tekrardan koşuyor. Bu sıkıntılar olmasa çok iyi bir safkan olduğunu düşündüğüm bu 6 numaralı Zalabey'in. Yine de idman pisti programında yapmış olduğu hazırlıklarında kusursuz bir görüntü içerisinde olmasına dolayı ve kendisini bir kez daha tercih eden Ahmet Çelik idaresinde ben bu safkanın iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Yarış tempolarının onun da işine geleceğini düşünüyorum. Düzlükte Brightop'la beraber uçacaklar arkadaşlar. İkisinin arasındaki mücadele birinciliği tayin edecektir arkadaşlar. Hatta bu koşuda 1-6 sıralı alabilirsiniz veya 1-6 ikili alabilirsiniz. Ben 1-6, 6-1 ayırmıyorum arkadaşlar. Brightop bir adım önde arkadaşlar. 1 ve 6 numara diyerek ben burayı geçiyorum. Geldik günün 7. koşusuna. Şartlı 3, 3 yaşlı Arapların 1200 metre mesafeli kum yarışı. Aynı zamanda altılı kayanında 4.'ye. Benim bu yarıştaki favorim son yarışını çok beğendiğim 1 numaralı Mataracı olacaktır. Bu safkan Tumbul Nazlı isimli safkandan düzlükte son 100 civarında çok ciddi fualler yedi. O fual yemeseydi zaten Tumbul Nazlı'yı geçecekti ve ikinci olacaktı. Mataracı Tumbul Nazlı'nın dışarı açılmasından olumsuz etkilenerek yakın ara bir 4.'lük elde etti. İkinci olacağı yarışı 4.'lükle tamamladı. Ben yarış performansını beğendim. Grubun da kendisine uygun olduğunu düşündüğümden dolayı 1 numaralı Mataracı kendisini bir kez daha tercih eden Yusuf Çingiz idaresine benim favorimdir. En ciddi rakibi 3 numaralı Tekford Cihangir olacaktır. Koca
Kocaeli pistinden tanıdığımız bir saftan Kocaeli'nden kalkmış Ankara'ya kadar gelmiş arkadaşlar. Eray Çizik idaresinde düzlükle etkili sprintiyle gelip bu rakiplere mağlup edebilir. İkinci sıradan 3 numara öneriyorum. Üçüncü sıradan 4 numaralı Avcım diyeceğim. Avcım da iyi bir safkan arkadaşlar. Bugün bir ön grup beklemesi yaparak düzlükle de etkili gelip Fesih Çetin maçta bu rakiplerini mağlup edebilir. 4 numaralı Avcım benim üçüncü atım. Dördüncü atım 5 numara Baran Efe olacaktır. Son iki yarışında elde etmiş olduğu ikincilikler çok güzeldi arkadaşlar. Bu safkanın da artık istenilen kıvama geldiğini düşünüyorum. İsa Akyavuz'da Baran Efe'yi dördüncü sıradan önerdim. Beşinci ve son sıradan da son yarışın ölçü almadığım Ayhan Kurşun'la çok iyi uyum sağlayan 6 numaralı Ertay'ım diyeceğim. Olur da yarış karışırsa arkadaşlar Ayhan Kurşun'la düzlük üzerinde etkili gelip bu rakipleri mağlup edebilir diyerek bu safkanın da kuponuma yazdım arkadaşlar. Benim bu koştaki sıralamam 1, 3, 4, 5 ve 6. Geldik günün 8. koşusuna. Maiden 3 yaş tarap atlarının 1300 metre mesafeli çim yarışı arkadaşlar. Benim bu yarıştaki favorim 3 numaralı Dinamit olacaktır. Dinamit yani her yarışında geçilebilecek bir rakip bulsa da bu form durumuyla favori olmayı hak ediyor. Nihayet Ercan Çankaya'dan kurtulmuş. Ercan'la da belki Ercan da bu atın hakkını vermeyebilir. Bugün Özcan Yıldırım'la ilk defa bir araya geliyor. Bakalım Dinamit'in notunu bugün vereceğim arkadaşlar. Eğer bugün de meydandan çıkamazsa bu atın üstünü çizeceğim ben. Yani her yarışta geçebilecek bir rakip buluyor. Kazanma özürü diyeceğim. Özcan bindiği için bu sokağına bir şans veriyorum. Grubun uygun olan 3 numaralı Dinamit'in kazanmasını bekliyorum. Favori olarak sizlere önerdim. En ciddi rakibi 800 numaralı Göl Yanı isimli safkan olacaktır. Bu safkanı da Ercan Çankaya tercihlemiş. Yani Dinamit'ten inmiş, Göl Yanı'na binmiş bir Kaysberg temsilcisi. Bu safkan da yani güçlü bir safkan arkadaşlar. Jokey'ini çok uğraştıran bir yapısı var. Eğer Jokey'i Ercan Çankaya bu safkana hakim olup bu safkanın zamanında sprinte kaldırabilirse 8 numaralı Göl Yanı çok ciddi rakip olur 3 numaralı Dinamit'e. 2. sıradan 8 numara önerdim. 3. ve son sıradan da 7 numaralı Uçuran Tepe diyeceğim. Son yarışında Gökhan Kocakaya ile start almıştı. Gökhan Kocakaya bu safkanı kaçırmaya çalışmıştı. Liderliği almıştı. Ama düzlükle Dinamit'e çok kolay yakalanıp geçilmişti. Bugün daha idareli gidebilecek olan 7 numaralı Uçan Tepe'ye de 3. sıradan şans verdim arkadaşlar. Benim bu koştaki sıralamam 3-8-7. Geldik günün 9. koşusuna. Aynı zamanda 6'lı Gayan'ın son ayağı handikap 17. 4 ve yukarı yaş taraflarının 1500 metre mesafeli kum yarışı. Ben bu rakiplerinden çok üstün olduğunu düşündüğüm. Son yarışında da açık grup 1 yarışta 7.lik elde eden bu gruptaki atlardan daha üstün bir performansa sahip olduğunu düşündüğüm. Ve bir dolu bir boş koşan bugün de kazanmaya koşacak olan 4 numaralı Göl Alan'ın düzlük üzerinde etkili gelip Gökhan Kocakaya deresine bu rakiplerine hakim olarak kazanmasını bekliyor. Günün net bankosu olarak 4 numaralı Göl Alan'ı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize az hırs, bol şanslar diliyorum.